10.000'in üzerinde türküyü derleyip, 2.000'den fazlasını notaya geçirerek kültür hayatımıza benzersiz bir katkıda bulunan Muzaffer Sarı Sözen, 1900 yılında Sivas'ta dünyaya gelir. Sivas Sultanisi'nin 8. sınıfına devam ederken, Çanakkale Savaşı'na katılmak üzere okuldan ayrılır. 1929'da İstanbul Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Sivas Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atanır. Ertesi yıl Ahmet Kutsi Tecer'in aynı okula müdür olması halk kültürü araştırmaları bakımından talihli bir tesadüftür. Tecer'le Sarı Sözen 1931'de Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurarak saz şairleri üzerine araştırmalara başlar. Bu çalışmalar Sarı Sözen'in 1936 yılında Ankara'ya çağrılarak Devlet Konservatuvarı bünyesinde yapılacak derleme gezilerine dahil edilmesiyle sonuçlanacaktır. 1937-1953 yılları arasında devam eden derleme gezileri sırasında Muzaffer Sarı Sözen'in özverisi, kaynak kişilerden derlediği türkülerin kaybolmaktan kurtulmasını sağlar. Derlenen türkülerin yayımını da yine Sarı Sözen üstlenir. 1940 yılında Ankara Radyosu'nda Bir Türkü Öğreniyorum adlı bir program yapmaya başlar. Derlediği türküleri profesyonel sanatçılara icra ettirir, kayıtları dinleyicilerle paylaşır. Bu uygulama sonucu doğan Yurttan Sesler Korosu, Türkiye'nin kültür tarihinde önemli yer tutar. Sarı Sözen ayrıca halk oyunlarının kayda geçirilmesi için de çalışarak, kaybolmaya yüz tutan kimi oyunları tekrar ülkemize kazandırır. Ardında yayımlanmış önemli incelemeler ve gelecek kuşaklara ışık tutacak bir arşiv bırakarak, 4 Ocak 1963 tarihinde hayata gözlerini yuman Muzaffer Sarı Sözen, PTT'nin 2002 yılında tedavüle sunduğu Türk Meşhurları konulu Pul serisinde kendisine yer bulur.